Bu videoda ideal gazlarda oluşan kısmi basıncı işleyeceğiz. Ben bunu şöyle düşünüyorum. Bir kabımız olsun, içinde de birden fazla türde gaz. Diyelim ki beyaz olan şu birinci gaz. Tabii bunlar gaz tanecikleri. Sonra sarı renkte ikinci gaz olsun. Mavi renkte de üçüncü gaz olsun. Kimyacıların gözlemlerine göre bu kaptaki toplam basınç yani gaz taneciklerinin kabın iç yüzeyine uyguladığı basınç her bir gazdan gelen basıncın toplamına eşit ya da her bir gazın kendi kendine uyguladığı basıncın toplamı da diyebiliriz. O zaman eşittir diyorum. O zaman birinci gazdan gelen basınç P1, ikinciden gelen P2, üçüncüden gelen P3'ü topluyoruz. Bu da matematiksel açıdan gayet mantıklı. Çünkü ideal gaz yasasında basınç çarpı hacim eşittir, mol sayısı çarpı, ideal gaz sabiti çarpı sıcaklıktı. Basıncı bulmak için her iki tarafı da hacme bölersek basınç eşittir, nRT bölü V çıkar. Bu denklemin her iki tarafını da aynı şekilde ifade edebiliriz. Toplam basıncımız toplam mol sayısı yani n toplam çarpı ideal gaz sabiti çarpı Kelvin cinsinden sıcaklık bölü kabın hacmi olacak. Bu da neye eşit? Birinci gazın oluşturduğu basınç, birinci gazdaki mol sayısı çarpı ideal gaz sabiti çarpı sıcaklık olacak. Tüm gazlar aynı ortamda olduğuna göre sıcaklık hepsi için aynı diye varsayıyoruz. Bölü hacim. Buradaki hacim de kap aynı olduğu için aynı olacak. Tabii ikinci gaz için de aynısını yapıyoruz ikinci gazdaki mol sayısı çarpı ideal gaz sabiti çarpı sıcaklık bölü hacim. Artı üçüncü gazdaki mol sayısı çarpı ideal gaz sabiti çarpı sıcaklık bölü hacim. Bu örnekte 3 gaz vardı ama aslında daha fazla gaz da olabilirdi. Matematiksel açıdan baktığımızda sağ taraftaki RT bölü V'yi parantez dışına alabiliriz. O zaman N1 artı N2 artı N3 çarpı RT bölü V diyebiliriz. Buradaki de aslında toplam mol sayımız. Birinci gazdaki mol sayısı artı, ikinci gazdaki mol sayısı artı, üçüncü gazdaki mol sayısı. Zaten kaptaki toplam mol sayısını veriyor. O zaman hem matematiksel açıdan hem de mantıksal açıdan doğru yoldayız. Bu işlemleri aslında başka sorulara cevap bulmak veya başka düşünme biçimleri geliştirmek için kullanabiliriz. Örneğin toplam basıncın yani tüm şu gazlardaki basıncın 4 atmosfer olduğunu bilseydik. Yine diyelim ki toplam mol sayısının 8 olduğunu biliyoruz. Üçüncü gazdaki mol sayısı da 2 olsun. Bu durumda üçüncü gazdan kaynaklanan kısmi basıncın ne olduğunu bulabilir miyiz? Videoyu durdurup bulmaya çalışın. Şöyle düşünebiliriz. Üçüncü gazdan kaynaklanan kısmi basınç bölü toplam basınç eşittir. Nedir? Aslında bu kısım aşağıdaki şu kısım. Üçüncü gazdaki mol sayısı çarpı ideal gaz sabiti çarpı sıcaklık bölü hacim. Toplam hacim de şuradaki ifade. Yani toplam mol sayısı çarpı ideal gaz sabiti çarpı sıcaklık bölü hacim. Aynı kapta oldukları için sıcaklık ve hacim aynı. RT bölü V'ler birbirini götürecek. O zaman üçüncü gazdan kaynaklanan kısmi basınç bölü toplam basınç, üçüncü gazdaki mol sayısı bölü toplam mol sayısına eşit olur. Bu değer mol kesri olarak biliniyor. Evet, mol kesri. Mol kesri sayesinde kısmi basınçları bulabilirsiniz. Bu örnekteki sayıları yerine koyarsak toplam basınç 4, toplam mol sayısı 8. Üçüncü gazdaki mol sayısı da 2. Üçüncü gazdan kaynaklanan kısmi basınç bölü 4 eşittir 2 bölü 8 yani 1 bölü 4. Her iki tarafı da 4 ile çarparsak P3'ü 1 olarak buluruz birimde atmosferdi. Yani bir atmosfer.